Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk kez ikinci kez sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Düzce'de 294.580 seçmenden 264.577 seçmen sandığa gitti. Düzce'de Recep Tayyip Erdoğan 71.93 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 28.07 oranında oy aldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde 89.8 ile 81 il arasında en çok katılım oranının olduğu il olarak yine Düzce rekor kırdı. Düzce'yi Amasya, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik takip etti. 65.8 ile katılım oranı en düşük il Ağrı oldu. Ağrı ise Iğdır, Van, Muş ve Kars takip etti. Kemal içine koyuyorsun. Zaptır mı? Geç buraya. Saya, şey, önce zaptırı bir sayalım. Yine 25-25 bir sayalım. Ama bunu eklediniz mi? Eklemedi arkadaşlar. Eklemedi cesselerseniz, yani şaşırdığınız yerde geriye dönüp sayın. Ben onu da işte görmüştüm. Şu düşünmemek sadece. Zaten içine düşmüştü. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 86, 87, 88, 89, 89, 89, 89, 89, bir de sayı çok Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre zaferle tamamlamasının ardından Düzceli vatandaşlar partinin il binası ve Anıt Park meydanına akın etti. 7'den 70'e herkesin toplandığı caddelerde vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Düzce'deki Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları sabah saatlerine kadar devam etti. Thank you.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengiloğlu, 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bugün kazanan Türkiye ve Düzce'dir dedi. Hasan Şengiloğlu sandık başına gidip gelecek için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlara, teşkilatın tüm mensuplarına, kadın ve gençlik kollarına, sandık müşahitlerine, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan ve AK Parti davasına gönül veren herkese ve basın mensuplarına teşekkür ederek şükranlarını sunduğunu dile getirdi. Yüksek oy oranıyla sandığa koşan herkese teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Şengiloğlu, yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize, Cumhurbaşkanımıza tevdi eden halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de güvenine layık olacağız. AK Parti 21 yıl boyunca İktidara taşıyan halkımıza layık olmak için dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. AK Parti olarak Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda ilk günkü aşkla durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Hasan Şengiloğlu, Türkiye 100 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için Düzce'nin yanımızda olduğunu hissetmek gurur veriyor. Biz bu yola gönlümüzü koyduk. Milletimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. Demokrasiden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden Türkiye 100 yılı kapısını beraber açtık diyen Şengiloğlu, erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını, kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulundu. Her zaman halkın yanında ve hizmetinde olacağını belirten Cemşit, öte yandan CHP Düzce örgütlerine ve Millet İttifakı ortaklarına teşekkür ederek şunları söyledi. Eşit şartlarda olmasa da bir seçimi daha arkamızda bıraktık. Halkımız kararını verdi. Bizler de demokrasimize sahip çıkıyor ve çalışmalarımıza her ne olursa olsun hız kesmeden devam ediyoruz. Ben bu süreçte her zaman yanımızda olan çalışmalarımıza destek veren, bizlerle kapı kapı dolaşan, yaz kış, çamur kar, yağmur güneş demeden halk için çalışan tüm CHP il ve ilçe örgütlerine, Millet İttifakı Düzce, il ve ilçe teşkilatlarına, gençlik kollarına, kadın kollarına, sandık başında duranlara, gönüllü müşahitlere, hiçbir talepte bulunmadan bizlere emek veren gönüllü vatandaşlarımıza, genç liselilere, bizleri en iyi şekilde ağırlayan hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Unutmayalım ki değişmeyen tek şey değişimdir. Bizler de bu değişimin içerisinde olacağız. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan teşekkür mesajı yayınladı. Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim kampanyası boyunca yüksek tempoda çalışarak Düzce'de tarihi bir başarı elde ettik. Düzce'de oylarımızı arttırmamıza rağmen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Yolumuz uzun. Yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Parlamentoda Düzce'nin sesi, hemşerilerimin dostu olacağım. Bu vesileyle Millet İttifakı'nı oluşturan partilerimizin il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, bizlere bu gücü veren Düzce halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım dedi. Düzce İl Emniyet Müdür Vekili Yunus Ünveren, eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın emekliye ayrılmasıyla 13 Mayıs 2023 tarihinde göreve başladı. Göreve gelir gelmez 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle karşı karşıya kalan Ünveren, personelinin de desteğiyle seçimleri sorunsuz ve güven içinde atlattı. Ardından 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de personelin sevk ve idaresini başarıyla yapan İl Emniyet Müdür Vekili Ünveren, Düzce'de seçimlerin sorunsuz atlatılmasını imza atan isimler arasında yer aldı. Özellikle bu iki kritik dönemde kendisine destek veren personeline seçimlerin ardından yaptığı telsiz anonsu ile teşekkür eden İl Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Ünveren anonsunda şunları söyledi. 8 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasını Düzce ilinde huzur ve güven içinde yapılabilmesi için seçim öncesi, esnası ve sonrasında Türk polisine yakışır ve yaraşır şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şanlı Türk polisine teşekkür ediyor. Tüm personelimi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar kutlama yapmak için sokağa döküldü.
7'den 70'e herkesin bir arada olduğu kutlamalarda caddede vatandaşlar ellerindeki bayraklar ile araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da seçim zaferini silahlarla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama yapan kişilerin havaya sıktığı mermiler ise adeta yağmur gibi yağdı. Kiminin önüne, kimisinin arabasına, kiminin de çatı ve yatak odasına kadar giren yorgun mermiler panik oluşturdu. Ben bir de gözüküyor lan. Yerde zaten. Sesini duyunca arkadaşlarla dışarı çıktık kutlamayı izlemek amaçlı. Bir anda yanımızda bir ses duyduk. Bir baktık yerde merminin olduğunu gördük. Verimli sarayımız varmış. Kafamıza falan da denk gelebilirdi. Çok şükür bir şey olmadı ama sevinçlerimizi hüzne de çevirmiş olabilirdik. Yani sevinçlerimize biraz daha dikkat edebiliriz. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir genelinde yeşillendirme ve çiçek dikimi çalışmalarına hız verdi. Parklarda devam eden çiçek dikim ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra şehir içinden geçen ana arterler üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında birbirinden farklı süs bitkileri toprakla buluşturuldu. D100, D655 ve Bahçeşehir Bağlantı Yolu başta olmak üzere şehir merkezi çevresini yeşillendirmek üzere tam kadro çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini belirtti. Ekipler 23 Nisan Parkı, Millet Bahçesi Parkları'nın yanı sıra belirlenen peyzaj noktalarında gül ve lavanta gibi kokulu bitkilerin yanı sıra spiral leylandi, alev çalısı, altuni taflan şeklinde bodur ağaçları ayrıca berberis, top kadife ve ateş çiçeği gibi süs bitkilerini belirlenen noktalara dikti. Düzce'nin yeşil örtüsüne katkıda bulunmak amacıyla ortak yaşam alanlarında yürütülen peyzaj çalışmaları belirlenen program dahilinde düzenli olarak devam edecek. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Bolu, Mengen ve Dört Divan ilçelerinde etkisini derinden hissettirdi. Edinilen bilgiye göre Mengen-Pazarköy Karayolu'nun eski pazar yol ayrımında kuvvetli yağış neticesinde debisi yükselen dere yataklarındaki sular sel etkisi oluşturdu. Eski pazar yol ayrımında sel sebebiyle yolda hasarlar oluştu. Dört Divan ilçesi, Çetinören köyünde ise yağış sebebiyle debisi yükselen dereler coştu. Dört evi ve samanlıkları su bastı. Mengen ve Dört Divan ilçelerinde taşkınlar sebebiyle ulaşıma kapanan bazı yollar, karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ettiriyor. Olay D655 Zonguldak Düzce Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81EC740 plakalı vidanjör Beçi Işıklar mevkiinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcu panikle kamyondan indi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle her iki şeritte yol kısmen trafiğe kapatılırken aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Thank you.
Kaza Temoto yolu Bolu Dağı tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Abbas U yönetimindeki 34 LYS 27 plakalı otomobil Gürcistan uyruklu sürücü idaresindeki VL 9060 VL plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobil içerisinde sürücü Abbas U sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarma çalışmalarını yürütürken yaralı sürücü Abbas U dakikalarca telefonda konuştu. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abbas U hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza Temoto yolu Bolu Dağı tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Erol U hakimiyetindeki 06 FC 4599 plakalı otomobil Mehmet AB yönetimindeki 34 GTR 708 plakalı otomobil ve Salih D'nin kullandığı 34 EY 2038 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde Salih Demir'in yönetimindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Perihan D. ve Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Perihan D. ve Mustafa B. ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Temoto yolunda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Aramada poşetler içerisinde kuru sıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen AA, MA ve OA gözaltına alındı. AA ve OA'nın otobüsün şoförleri, MA'nın ise muavini olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş adliyeye sevk edildi. Thank you.